Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Medieval Dynasty videosu karşınızdayız. Bugün yine farklı şeyler yapacağız. Çiftliğimizi geliştiriyoruz biliyorsunuz yavaş yavaş. Önce bir su içmem gerekiyor. Yemeğimi hazırladım. Bayağı bir ürün sattım. Bu arada paranın nasıl kazanılacağını öğrendim. Yani hızlı para bir nevi. Yok, bu neymiş? Ha, alet yok çantasında, doğru. Bunu tarlaya göndermiştim. Tarlaya gidemedi çünkü çantasına alet yok. Bu arada işçilerin durumu bu şekilde aynı. Çantasına alet korsanız çalışıyor. Alet koymasanız çalışmıyor. Mesela ona ne atayım? Yürek değil de bir tane çapa. Tamam. Şimdi o gelecek, çapayı alacak, gidecek. Bak şimdi ne gerekiyormuş? Alet, çanta yok. Çanta da yokmuş bu arada çantasında. Bence ben bunu önce bir şey yapayım ya, dur. Bunu almayalım ya da, alsak mı ki? Alalım, biz buna tavuk işi yaptığımız zaman yapalım bunu. Biz bununla şimdi uğraşmayalım. Şimdi tarlaya komple bir buğday ekeceğim, buğday aldım geldim. Para da bu arada şöyle kazanılıyor, kolay yolu. Onu söyleyeyim. Şimdi sürekli taş çapa üretin. Çekiç üretin, satıyorsunuz abi. Tanesi 20.000-25.000 ediyor. Ben bayağı bir üretim sattım ve yeni şeyi açtım bu arada. Şuydu galiba. Tavuk kümesi açtım benim, tamam şu. Dikim evini açtık artık. Yani keten ipliği şuradan satın al diyerek. Yeterli para yok diyor tabi. Öğrenebiliriz. Şimdi biz şuraya bir çapa koyacağız. Çapamız yok bizim. Kürek. 3 tane küreğimizin ne işimiz var? Üretmişiz demek ki. Mızrağımız çok sayın. Çapa. Çapayı 5'e koyalım. Alıp 5'i. Bu şekilde bir. Ters suni gübre istiyor, pardon. Önce suni yatmamız lazım. 8 yani. Suni gübrem 70 tane bu arada. Tamam, 70'i atalım artık. Aslında bunu bir sonrakine artık şimdi ben ekeceğim. Bundan sonra işleri için gariye devredeceğim. Şöyle düşünün bunu. Siz mesela bu tarlayı nelerle yapıyorsunuz? Mesela çapa, gübre, çanta. Bunların hepsini kadının çantaya koyduğunuz zaman kadın kendisi yapıyor. Bunları koymazsanız kadın bunları bulamadığı için yapamıyor. Mantığı bu. Lahana ekemiyoruz bu mevsimde maalesef. Buğday ekeceğiz. Abo, bu tarlaya komple kesek var ya, biz seviyede sınır tanımayız ha. Bunu ciddi söylüyorum. Ben tabi bir miktar ekeceğim, gerisini karıya bırakacağım. 3 sıra yeterli bizim için. İkili satın. Bakalım karı ekecek mi acaba? Çok merak ediyorum bunu. Ektiğim yeri sökerse karıyı öldürürüm. Basit. Biz tabi o ara tavuk işleriyle uğraşacağız. Aldım 5 elime çapayı. Tık. Aynı olay bu. Bu şekilde tık hepsini tıklayacağız. Mouse'u sürekli bas çek yapmanız gerek yok. Elinizi çekmeyin, yeterli oluyor. Tabii çapa takılabiliyor. Böyle şeyler gayet normal. Sen de öğret. Kadının çantaya bir çapa. Suni gübre için suni gübreyi, buğdayı, her şey koyacağız. Kendisi gelip ekmesi gerekiyor. Ekmese bizim bir yanlışımız var demek ki. Bu şekilde bütün işçileri ayarlayacağız. İşçi daha fazla alacağız tabi zaman gelince. Biz sadece araçlar yapacağız. Yeni seviye çiftlik diyor. Neymiş becerilerden? Ne açalım şimdi? Tarladan ekin toplarken %25 şansa daha fazla mahsul toplarsın diyor. Bu güzel bir şey aslında. Dayanıklılığını geç, ıslık, Atını çağırır mısın diyor. Atım yok ki. Geç. Takat tüketimi geç. Dur. Çiftçinin veci. Bunu açamıyoruz tabi. Bunlar yukarıdaki şeyler. O zaman biz şunu açıyoruz. Tamamdır. Şimdi bunu da hallettik. 8'e basıyoruz. Gübremizi attık ve buğday ekeceğiz şimdi buraya. Çavdar yok zaten. 0 gördüğünüz gibi. Buğdayımız 54 tane var. Daha fazla yanıştırmıyoruz. Ha para etmemişti evet. Kaç abi buraya. Şu an tahmini karı yatmıştır. Karının deposunu benim odun koymam lazım. Daha odun yok. Yakacak. Yemeği de yok. Biraz ona biz et ve biraz daha yemek için bir şeyler koyalım. Acıktığı zaman kendi yemeğini kendi yiyorum. Bir nevi şey düşün. Deposunu evi gibi düşünün. Sabah kalktığımız zaman acaba kadın tarlaya gelip gerçekten iş yapacak mı? Evet çantamız gitti. Hiç önemli değil. Çantamız var daha. Yapabiliriz yani. Değerimiz çok. Kısacası. Deri çok olduğu için sıkıntımız yok. Deri vitese gidip deri toplayabiliriz. Bu arada biraz karanlık görünebilir herhalde size. Bunu ben yatmam lazım. Şöyle bitireyim. Yatmaya gideceğim ben. Bunun daha hızlı ekme diye bir yöntemi yok tabi. O yüzden işçiler var oyunda. Bunları işçiler yap diyorsunuz. İşçiler kendileri yapıyor bunları. Tabi kaç günde yapıyor onu bilmiyorum. Deneyeceğiz birazdan. Tamamdır. 22 tane kalmış. Bunu da karıya vereceğiz. Bak karı yine bekliyor. Boş çünkü. Eşyası yok karının. Gel kız gel. Sana eşya vereyim gel. Çantasına girdik karını. Şimdi. Kadına bir çapa gerekiyor. Başka. Kadına bir çanta gerekiyor. Başka. Buğday gerekiyor. At hepsini. Eksin hepsini. Başka. Lahana tohumu dursun. Suni gübre gerekiyor. 22 tane bu arada. Tamam. Bunu gibi demedik. Sikemiz yok zaten. Başka ne kaldı? Yakmalık odun var mı? 14 tane kalmış oğlum. Çok harcıyorsun bu arada bak. 50 yapmak için. 36, 40, 50. Tamam. Mantar diye al. Odun var. Onu al lan sana onu da vereyim. Belki ondan yemek falan yap. Bir şeyler yapansın gene pişirin. Tamam buna bir tane daha çapa yapacağız. Bir tane daha çanta yapalım. Buradan bir çapa yapalım. Hızlı bir tane. Karının çapası yok çünkü. Çanta yeterli olur. Çapa de buradaymış. Tamam. Bir şu çapayı alalım. Şuradan. Çapayla bir şey atalım. Yap karı hadi. Sabah olsun. Seni sabah tarlada görmek istiyorum. Abi orada ayarladım ben seni. Yönettim. Ahır çiftçilik herhalde bu. Tamam çiftçi bu. Hiçbir şey eksik değil şu an. Şu an o işçinin gidip o işi yapması gerekiyor artık sabahları. Uyan. Kalk kız. Evini süpürüyor. Çok temiz bir insan ya. Envanter et yerim biraz. Yanlış bastım. Et var direkt. O 200 tane lahanamız varmış. 600 para yapıyor direkt. Tamam. Parası niye işe gitmiyor? Tamam. O 2 tane et almış ha. Çiftçi tamam. Da. Niye işe gitmiyorsun? Yönet atamaları. yukarı. Ahır. Tamam. Ürünler. Çiftçilik 2. Tamam. Çiftçilik doğru. Dur sana biraz 3 yapalım. 1 yapalım. 1 yapalım. Üzgünüm ama seni hiç tanımıyorum. Gereken ilgi %100. 3. Tamam. Bu da bitti. Oğlum tarla ekilecek, tarla. Ha burada tohum attık mı biz buna? Atmışız, çapayı da attık, çantayı da attık. Suyun da var. Küpren de var. Garibim, böyle bekleyeceğim abi. Valla böyle bekleyeceğim ben. Acaba saat kaçta çıkacak şey? Ben de sağa meşale ayarlamaya çalışacağım, ayaklı meşale. Keten kumaş, keten ip. Abi bir saniye, biz şey yapacağız lan daha. Onu yapmadık. Neydi o? Keten üretimi. Bina. Üretim. İplik tabi. Yani. Dünyanın ne yaparım ben bunu? Ha, burada yol mu var? Arı niye çalışman sen? Oğlum çiftçiliğe gideceksin karı. Sana boş ki. Sana bir atölye işine atıyorum ben be, tamam mı? Tamam. Ahtar kulübesi. Boş yuva. Sağlam, tamam. Şimdi bir daha ahır. Ahır iş, tamam. İşçi ata. Ahır işçi, çiftçi, tamam. Buraya mı koymam gerekiyor acaba onu ki? Demek ki buraya koymak gerekiyor. Ahır işi burada. Onu şöyle nasıl alıyorduk buradan? Yönetimde işçiye tıklayıp, yok değil. Envanteri nasıl bulabiliriz karnım? Bence onlar evine değil buraya koymamız gerekiyordu. Oraya süpürüyor bu sırada. Manyak anasını satayım bu. Çapa, basit çanta, buğday takılı. Fulla. Et dostun suni kübreyi al full. Un, yaman ol, şapamadır. Tamam. Şimdi bu karıyı ben bugün halledeceğim. Çapa, çanta bu eskimiş ama sağlam sayılır. Bu da takar full 22. Suni gübre 22 kabul et. Yani bu karnın şu an bu işi yapması gerekiyor. Bunu yapmaması için başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Sen az düşünüyordur karı. Ben geliyorum. Ben şu altta mıydım? Çapkan bu demiş. Şimdi bitirmem lazım benim. Bu bizim için hayat memat meselesi. Çünkü ok yapacağız daha sonra. Ümitim çok benim. Lokar inşallah oradaki odunların hepsi şey. Ürünlerin hepsini boş yere harcamaz. Şöyle yapalım. Ha, tarla seçeceğiz bence ya. Var mı öyle bir dünya ki acaba? Deneyelim bir. Yönetim. Tamam. Çalışanlar bir binalar yerleştirmek isteyen. Bu. Tamam, buraya atacağız biz kadını. Nasıl atıyoruz ama işte onu bilmiyorum. Detaylı göster. Sırala. Mesela şu arazilerin hepsini yok etmemiz lazım. Deneyelim lan şu arazileri yok etmeyi. Şurası arazi mesela değil mi? Yok et. Bitti. Başka? Burası ne lan? Çakırlı yol. Tamam, başka? Bir yol daha var. Ha, şuraya vurunca yok oluyor ha. Tamam, bunu da yok etme. Tamam, başka? Şurası yol dursun. Arazi o duruyor, tamam. Şurası ne arazisi bu? Şu peneyi yık bir. Tamam. Şu yol. Şurası tek bir tarla. Tamam, şu bir tarlayı da yıkalım. Tamam. Bir tane tarlamız kaldı değil mi bizim şu an? Bu kadar artık eşek değerse gelir hadi yapar bu işte. Şimdi basalım tapa. Bitti. İki tane kaldı. Yani şu kar bu işi yapmazsa akşam üstü kendimiz yapacağız artık biz. Başka şansımız kalmıyor bu. Olmazsa karıyı buraya dikim evine atacağım. Bana ip üretsin. Kıyafet dikse bana ne bileyim. İşçi acıkmış dedi, bir yemek mi biliyorsun işçi? Başka bir şey bilmiyor. Yemek atalım ona bir. Sonunda dikim önü bitirdim. Buraya bir şey koymayacağım. Şurada keten ip yapacağız. Keten sapı. 0 tane. Ha, keten ekeceğiz, çıkaracağız. Tamam, keten sapı yapacağız. Odan keten ipe dönüştüreceğiz. Güzel. Daha sonra şuradan kumaş yapıyor, işliyor, dokuma zanaatı yapıyor. Bilmem kumaş, yün kumaş falan filan. Bırt bırt. Sandık falan filan. Tamam. Biz keten ekemiyoruz yalnız. Onu anladım. Şu anki dönemde. Ben şu karıyı şimdi döverim. Bu karı çalışmıyor. Ne bekledin gerizekalı? Ben daha ne yapayım sana? Kaybol, gözüm görmesin seni. Lanet karı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne de bu çantamız? Çantayı göremedim ben lan. Şimdi şöyle ben bir iyi güzel bir çıflayayım. Yapmıyor abi, karı yapmıyor, ne yapacağım? Dövücü karımız yok karıyı. Aa, buraya komple çapa dedim ben, pardon. Dur. Direkt gübre. Bunu gübre atıp ekeceğiz. Ben bunu o zaman bir ekeyim mi? hızlı bir şekilde komple ekimini bitirdim. Şükürler olsun. Karıya ihtiyaç duymadık hiç. Şimdi bizim şunu toplayalım bunları. Kızılçam mantarıymış. Bunların büyümesi için 2 gün kaldı. 2 gün sonra büyüyecek bunlar. Ben iplikçi için bir şey yapacak bir şey var mı? Yok. Bir sonraki sezona onlar büyüyecek. Onu geçelim. Bir sonraki sezona keten tohumu ekeceğiz. Keten ipi yapacağız. O da güzel. Ben bu kardan bıktım artık. Ben bu karaya bir yol bulmam lazım. Mutsuzsun, anladık. Sana bir iş atacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Çantanda da var nasip etmet. Şunu atamaları yönet değil. Detaylı aç. Seni ahırda değil. Avcı kulübesine git. Yallah hadi. Hadi. Ben senden uğraşamam hiç. Kendimi de yoramam. İşime suyum yok diyecek birazdan. Hırbağda su bitmiş çünkü. Bizim neyimiz var? Tahılları hep ektik. Depomuz burası. Burada kırba varmış bir tane. Kırba dolu mu peki? Karaya verelim bu kırbayı o zaman biz. Kırba nerede? Tamam, suyu da var. Bizim yapacağımız ne var şu an? Tavuk kümesi, unuttuk bak. Tavuk kümesini yapalım bu bölüm. Evet, yapalım. Hayvanlardan bunu tavuk alamayacağız. Yani yapmamızın hiçbir anlamı kalmıyor. Hayvan için kullanılan bir bina. Burada çalışan işçiler yumurta ve tüy olma işi sağlıyormuş. Tamam diyelim. Hayvan bölümünü şu tarlanın şu tarafını yapmayı düşünüyorum. Burası full tarla olsun nasıl satayım. Hatta yolun karşı tarafını direkt yapsa daha mantıklı olmaz mı şöyle? O tarlanın kıyın olmaz ya. Şu bölgeyi yapalım biz biraz daha. Biraz uzaklaşalım köyden. Buraya yapmıyor ya yolun önü olduğu için. Böyle çevirsek yapmıyor gene. Şurası. Yap buraya abi. Vatan evine hayırlı uğurlu olsun. Tam taşla yapıyor tavuk kümesi de. Yapalım. Bakalım ne gerekiyormuş. İskele. Kütüğümüz çok. Hiçbir sıkıntı yok kütükten dolayı. Ama bitti yine kütük. Tavuk kümesinden tavuk alacağız. Alabildiğim kadar tavuk almam lazım. Ve horoz da almam lazım ki çiftleşsin, üresinler. Bu da kırıldı. Kırılmayan hiçbir şey kalmadı. Her şey kırılıyor, her şey. Kalbimiz de kırıldı. Hadi bakalım, bitti bu da. Hasır istiyor. Sadece 6, 4, 24'ten hasır. Şöyle yapacağım. Hasır için şuraya gideceğim. Orada vardı hasır. Buraya daha yakın en azından. Hasırı yaptıktan sonra tavuk almaya gideceğiz. Para yok farkındayım ama bir şeyler satacağız gerekirse. Yeteceği kadar toplayacağım. Fazlasını kaçırmayacağım. Aldı. Ya 36 yapmış gerekiyor. 34 değil de. 24 değil herhalde ya. 6 4. Yeter. Fazla bile bu. Şimdi geçtiğimiz bizim biraz köy oldu lan. Resmen kendi köyümüzü kurduk anasını satayım. Her şey var içinde. Yok. 4-24 ha. Evet, 24 tane gerekiyormuş. Bakalım tavuklar yumurtlayacak mı? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. yönetim işini biraz daha öğrenmek lazım detaylı bir şekilde. Kadınları yönetme işini, işçileri yönetme işini falan filan. Ana. Şimdi ben tavuk aldığım zaman çuval açık. Yalak. Hayvan yemi. Aa evet. Çuvalda eşya yok. Çuvala hayvan yemi koyacağız büyük ihtimalle. O kendi işçi oradan oraya boşaltacak. Şuraya. İşçi yok, hayvan yok, atama yok. Hayvancılık için kullanan birbirine. Burada çalışan işçi yumurta ve tüy üretimi sağlarmış. Tamam. Besici. Yumurta, tüy. İkisi yok şu an. Bayağı bir olayı var demek ki. Besici, çiftçi. Çünkü sistemimizde tavuk gerekiyor. Bir gidelim. Tavuk almaya ama paramız yok. Şuradan su içelim biz. Daha bir günümüz daha var herhalde. Bir bina inşa ediyor. O bina ne binası acaba ki? Para size nasıl hızlı kazandığımı göstereyim. Diğer bölümde. Bayağı yapmıştım parayı. Şu an kaç paramız var? 14 sikkemiz var. Önemli değil. Çünkü sikke kazanma artık çok kolay oldu. Onu buldum bir nevi. Kısa yolu ağaçmış aslında sikke kazanmanın. Şu ağaçlar örneğin. Fazla odun veren ağaçta geliyorsunuz. Ben nasıl yiyor çapa? Aa bitmiş falan yine. Kırık değil çekiç. Nasıl yok? Hepsini mi sattım ben? Olamaz ya. Satmışız hepsini. Bundan. Evet 2 tane. Taş balta ben nasıl satarım lan hepsini? Tamam. Bastık ki. Akça ağaç keseceğiz. Tavuğun kaç olduğunu hiç bilmiyorum. Aslında onu öğrenmek daha bir mantıklı gibi geliyor bana ama. Değil mi? Şunları keselim. Önce onu öğrenelim. Ha, tüy çıkıyormuş bunlardan da bu arada. Köklerini de sökelim. İki tane 3'ten çıktı. Ha 4'müş tamam. Buraya gelmiş birisi. Şimdi gidelim. Gidelim ki ne kadar çok kazan... Aa çok kirlenmişiz biz. Temizlenmemiz lazım bir. Karının yanına uğrayacağız. Ayıp olur şimdi. Karı da artık hediye olmadan bir şey istemiyor. Vermiyor bir şey. Kafamız gözümüzü boyasın şöyle. Oh. Tamam. Önünde köy gözükmüyor hala. Köy biraz uzak kaldı herhalde bize ya. Geldik. Önce şu araya vuralım. Romantizm 4 1 3 1 2 1 1 olmadı. Boş ver. Yanına iyi bak. 32 oldu. 24 yaşındaymışsın. Anasını yaşlanıp gidiyorsun sen de hiç. Bize şurayı gösteriyor yo. İşçi gösteriyor. Ha yeni işçi için diyor. Tamam gerek yok bize şu an işçiye. Ben niye geldim buraya? Tavuk alacaktık geç. Tavuk. Çubuğuna işimiz yok. Bize tavuk lazım tavuk. Merhaba kara. Tavuk yemi de lazım burada bu arada. Hayvan yemi. Bize hayvan yemi lazım kardeşimizin. Hayvan yemi 30 uf. Aa dur bir saniye. Önce ürünlerimizi satacağız daha değil mi? Böyle bir şey yapar. Onu satmadan önce bir tavuğu bulalım. Değil mi? Tavuk daha önemli. Burası var ama burada tavuk yok. Gaz var. tüy, ha tüy birikiyormuş çuvalda. E bize tavuk var. Tavuk nerede ya? Tavuk lazım. Senin var mı kanka tavuk? Hayvan yemi var. Gübre var. Su kovası var. Yok. Oğlum hayvan yemini neden alacağım? Tavuğu neden alacağım? Tavuğu. Tavuk çok önemli benim için şu an. Her şeyi yaptım, tavuğu bulamazsam içim yanar lan benim. Ben de kadar besliyorum. He, bu bölge tavuk beslemiyor mantığındayım şu an. Yani bizim diğer köye gitmemiz lazım. Peki buraya yakın başka bir köy var mı? Onu merak ettim. Kuşmuş, kuşu gösterme. Tavuk gösteriyor burada. Bizon, porsuk, gevşek, güvercin, ördek, karga, bazan, levrek yok. Tavuk gözükmüyor. Şu yasına gidebiliriz hızlı bir şekilde. Tavuk belki oradan bulabiliriz. Oraya bir gideyim bir. Gelmem çok hızlı sürdü karşı köye. Şimdi buradan hayvanların olduğu bölge bulacağız. Var niye dertleniyor yanı yanına ki? Var bir derdi herhalde burada. Ablam merhaba, bana tavuk lazım. Ne de bulabilirim ki? Çiftlik hayvanları. Tavuk. Şu Rolnika Bravo'daymış. Rolnika Bravo'daymış. İsim söylüyorlarmış. Rolnika değil. İda sen değil. Yok. Rolnika Bravo. Acaba köy ismi mi oluyor ki? Yok. Baranika. Rolnika Bravo. Aa, buldum tavukları. 1125 sikke mi? Ananı arvadını. Cicu alsak. Tavuk. Cicu. 500. Yani iki tane yavru alsam daha bir kârlı geliyor bana şu an. 500 daha 1000. 1126 gerekiyor. Var mı bir şey? Yok bir şey. 1126. Ananı arvadını. Akşam doluyor şimdi. Bana şu meseleden lazım. Ayaklı meşale. Abi. Çok pahalısınız. Vallahi çok pahalısınız. 1126 ne anasını satayım. Tavuk çalamıyoruz değil mi lan? Çalsak iyi olur da. 1126 anasını arvadını. Ben nasıl toplayacağım o parayı ki? Hayır, burada bir satıcı da yok amamış ki. Bir şey satalım, bir şey alalım diyeceğim de. Ha, bu da bulunuyor. 1126. Bu kaç para, ne arıyormuş? Kürek sat anasını. Kürek kendimiz yaparız. Sat bunu. Sat. Mızrak sat. Mızrakmış. Sat bunu da. Çapa. Çapayı da sat. Bunu da sat. Çekiç sat ana satayım. Meşale. Para etmiyor ki. Sat bunda. Çanta. Para etmiyor. Bronz orak. Yani satacağız mecbur. Demir çapa. Sat. Taş balta. 20. Sat. Taş bıçak. Sat. Taş ok. Sat. Sat. Bize bir şey kalmadı, ha daha çoğumuş. Bakır külçesi. Şu an aslında kullanamıyoruz. Başka deri. 40 yapar. 40 işimize yaramaz, geç onda. Hasır dursun, havuç tohumu dursun, kalas. Yok, keten tohumu dursun. Kireç taşı. Kürk. Kıyafet de kullanacağız onu. Dursun o. Kışa yakın. 15. Yok. Bir saniye giriyorum ben şimdi. Şuraya gelip kazma yapacağım ben. 23 tane. 23 çarpı 20'den 25 isek 500 yapıyordu. 500 yakın para olacak. 400 küsür. 460 falan filan. Bir en yukarıda şuradan taş balta sat. 440'mış, 460 değil, 823. Önce bir tane bir dişi alayım ben be. Yetişmişse yarın yine geliriz, yarın bir tane daha alırız. Meşalemizi yeni yaptık. Alalım bakalım. Kadın. Tavuk kümesine. Evet. Boş yuva. Aa, direkt gönderiyormuşuz bu arada. Erkek alacağız. 563. Altın yok. Tamam. Şimdi. Onu ben şimdi burada toplayacağım karanlıkta. Siz bunu izlemeyeceksiniz tabi. Odun keseceğim. Taş toplayacağım. Yapacağım. Şimdi tavuğu alamadım. Maalesef. Paramız yetmiyor. Cici ve şimdi yem dolduralım bir. 120 dolduk. Kadın tavuğumuz abi. Tamam, şimdi biz de acıktık. Kadının da suyu yok. Şu an açlık sınırındayız resmen. Gece geç geldiğimiz için. Depomuzda bir şey var mıydı? Kadının deposunda olması lazım. Oradan bir et yerimiz şimdilik. Geçici olarak. Buna hava gideceğiz. Kadın da yaşamamış ki yiyecek, anasını satayım. Kadın da boş. Ne yiyebiliriz? Karnım vuruluyor şu an. Yani oyunda karnım vuruluyor. Gerçekte değil tabi de. Burada et olması lazım diye düşünüyorum ya. Kadın da susuz olduğu için evden dışarı çıkmıyor. Burada tavşan var, yakalayan yok. Tamam. Etler burada olması gerekiyor. Kadın buraya koymuştur. Küf. Yani yok. Şimdi hemen yükselt. Bir tane kuru et yiyebiliriz şimdi. Daha sonra kadına bir su vermemiz lazım. Nasıl vereceğiz bilmiyorum ama matara gibi bir şey lazım su vermek için. Kırbağa. Hayır, karı kırbağalar hepsini atması çöpe. Öyle bir şey, sıkıntı olmayacak. Közde pişirmiş et 3 tane varmış. Onu da aldık. Bizde malzeme çokmuş lan. Lahana falan da varmış. Biz bunu niye satmadık ki? İyi bunda. Becerilerden. Ha, bundan ne geçti şimdi biz buradan? Hazine abi. Geç iki musası. Yok. Topasör. Geç. Buradan şunu yapalım ya. Maden işini halledelim. Ha, daha bunu yükseltemiyoruz tabii. Yukarıda olduğu için. Şunu veya da şunu yükseltmemiz lazım. Yıkım ustası. Tamam, bunu açtık. Oradan oraya çıkarız artık. Şimdi şöyle bir şey var. Şu küfü alalım biz. De hepsini atar. Bekle dur, sana su getireyim dur. Ben gebereceğim. Ben de gebereceğim tabi de ayrı mevzu o. O kadar nasıl su içireceğiz? Gel şuradan su içtiysem içmez. Morali bozulur. Benim hemen çiçek değil, su. Köyde mi yapılıyor? Kaynak deri. Yok. Değil, bize lazım onun. Hizmette değil. Çeşitli. Yok. Kırbağa nasıl yapacağız lan? Su kuyusu var, tamam, var zaten su kuyusu. Lan gari, su kuyusuna içsene suyu mu? İçmiyor. Güzel kuş da yakalamış. Tamam. Bitti, kurutalım bari. Kadın niye suyu içmiyor acaba? Çok şaşırdım bak ona şimdi. Çok az kaldı yapmama. Sayılı günler diyebiliriz. Kadın su içmesi için normal kırbağa yapmamız lazım. Kırbağa nereden yapılıyor acaba? Kırbağa. Kesin dikim atölyesindendir. Biz kırbağa öğrendik mi? Öğrenmedik büyük ihtimalle. Ona bakalım. Teknoloji. Değil. Yok. Bunlar değil. Burs kürkünden kilim, ahşap kilim değil. Bunlar iksir miksir. Hayvan yemi. Tamam, biz kendimiz üretelim bunu. Paramız yokmuş. Kova, ahşap şişe. İksir yapmak için kova, su taşımak için mi? İneklere su için diyor. Mutfakta ne var? Demirhane boş, dikim evi. Dikim evinde deriden yapılması gerekiyor. Mantıken. Ufak heybe, sırt çantası, pabuç, şapka, gömlek, çanta. Allah Allah. Sürahi. Yani bize nasıl yapacağını ben hiç bilmiyorum şimdi bizim onu. Çanta ve keseler. Bak kese. Ya çeşitliden basit çanta. Şu kırbağa lazımdı bu ha. Yeter iplik istiyor. He. Yeter ipliği yok işte. O karı bugün susuzluktan ölür. Ha, karı hem de acıkmış. Karıysan doyuramıyoruz. Bir iş yaptı da yok. Kırbağa varmış burada. Dolduralım o zaman. Etin ikisini al. Al ikisini ya al. Kuyudan su çekelim abi. Bu niye normal su içmiyor abi kuyudan? Şu gelip şuradan içsene. Eşek herif diyeceğim olmayacak. Su kovası. Kırbağa doldur kırbağayı baba. Yani ben buna şu an bir kova su koysam olmuyor mu ona? Ben nereden su içiyorum lan? Nerede bu kırbağa? Doğru kırbağa. At şuraya. Öyle poştan uğraşma. Depoydu burası değil mi? Dur. Buraya gireceğiz. Buradan tezgahtan suni gübre üreteceğiz. Aa bir tane değil ya. Hepsini üreteceğim. Dur. R-E. Kabul et. He. Anlaşıldı. Küf. Küf de ürünler küflenince oluyor galiba. Kendi kendine küfleniyor. Küf oluyor. Küften suni gübre üretebiliyoruz. Gayet mantıklıymış. Güzel. Onu da öğrenmiş olduk en azından. Şimdi tarla için çok az bir zaman kaldı. Bu video bitmeden bir tane daha hayvan olmak istiyorum ben. Onun için biraz durduralım. Ben biraz ormana gideyim. Odun keseyim bana şundan lazım çünkü. Hiç değil. Şundan lazım. 8 tane kalmış. Yapabiliyoruz. Bundan bir 50 tane yapsak 1K para yapar. Onunla uğraşacağız şu an biraz. Az bir avcılığa da gidebiliriz. Aslında bu avcılık için kütük kalmadı herhalde. On tane yeterli. Mızrak yapalım. Ava gideceğiz. Bizim şu an neyimiz eksik Osman abi? Niye yapmıyor bu? Taş mı yok? Çubuk. Ha bu çubuktan mı yapılıyor? Oğlum çubuk toplar çubuk kolay lan. Zanaatkarlık seviyette de çok güzel. Aşçılığa aslında aşçılık önemli ya. Becerik. Daha iyi aldım. Ot oluşturucu. Geçiş sanat ustası. Da tezi hızlı iş yaparsın. Uç da aşçı yemek yaparsın. Aşçı bilgisayarı bunu yükseltelim. Şimdi bize çıtırık lazım. Ben biraz çıtırık toplayayım. Daha sonra ondan odun yapıp satacağız. Çıtırık'tan başka bir şey istemiyor değil mi bu? Taş, taşımız var. Çubuğu toplayacağız sadece şu an için. Öyle bir şey yaptım ki gelirsiniz ki lan ne yaptın, manyak mısın, ne diyorsunuz? Burada cici var diye yazmış tabi. Cici'ye yanlıştan yumruk attım. O da öldü. En son buradaydı ölüstü. Yani bir tane daha tavuk alma zorundayız artık. Yani iki tavuk alacağız. Bayağı bir şey ürettim orada. Topladım çalı falan. Bunu toplayacağız. Bir sonraki bölüm adamın para toplarım biraz. Yapar satarım onu. Para topladığım zaman kümesimize bir tavuk bir horoz alacağım artık. Öyle bir şey yok. Videomuz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.